Sevgili Yukarı Dinekli hemşehrilerim, Çarkaraşlı hemşehrilerim, Ispartalı hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde, bu saatte evinizi, işinizi, gücünüzü bırakıp bizimlesiniz. Hepinize çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Saadet Partisi ilçe başkanı burada, sizin köyünüzdenmiş. Ben onu bilmiyordum, tanışmıştık başkanla ama bu köylü olduğunu şimdi öğrendim. Aynı zamanda bizim temsilci arkadaşlarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar da buradaki problemleri bize getiriyorlar. Tabii ki ilçe başkanımıza ve il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz buradaki problemleri, şu önümde açtığım kağıtlar, sizle alakalı Çarkkara Ağacı'nın en son 47 tane köylerine ait soru önergesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdım, geliyorum. Yukarı Dinek'te bunlardan bir tanesi. Şimdi ben bugün buraya niye geldim? Kendimizi methetmeye gelmedik. Orada da bir el sallayalım. Bir ablamız, kardeşimiz var. Karşıdan bizi görüyor. Şimdi o da el salladı. Duyuyor musun sesimi? Sesim geliyor mu? Gel gel, buraya gel. Şimdi benim sizlere buraya gelme sebebim bu arkadaşlarım da. İl başkanı, ilçe başkanı, Yalvaş ilçe başkanımız burada. Atabey ilçe başkanımız burada. Onlarla beraber ve il ilçe teşkilatındaki arkadaşlarımızla sizi ziyaret etmemizin nedeni var. Seçim yok, bir şey yok. Acaba vekil geldi, seçim mi var demeyin. O istemeye gelmedim. O isteme zamanı eğer olursa tekrar Allah. Komşuları da gel. Şimdi biz buraya niye geldik? Şimdi kardeşime söyledim, geçen hanımefendiye söyledim. Biz sizin dertlerinizi buradaki arkadaşlar bize iletiyorlar, bize meclise taşıyoruz. Siz bizi milletvekili seçtiğiniz gönderdiniz. Suyu gittiği, her yerin sulandığı, kuru tarlaların buğdaya kavuştuğu, verime kavuştuğu, ürüne kavuştuğu, gıdaya kavuştuğu bir memleket. Dünyaya mal ihraç eden, üniversiteler yapmış, fabrikalar, havalimanları yapmış bir memleket. Terörü sıfıra indirmiş. Bir de Isparta televizyonu burada izleyemediğim için izleyemedim. Tanıyorum, bu tanıdık ama kim çıkarmasın? İsminiz neydi? Fatma. Kulayı Fatma mı? Herkes Fatma. İzlemeye devam et senden rica. Bir problemin var mı? İletebileceğim, yapabileceğim, yardımcı olacağım. Ben sizin kardeşiniz olarak dedim ya. Erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz gibi kalıyor bizi. Siz söyleyeyim. Öyle buradayız yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkacağım. Hala bir yıl ıslah etmediniz. Bak yine bu sene gelmiş, su evlerine götürecek. Bizi sene kaptırmayın diyorlar diyeceğim. Ben söz veriyorum. Başka var mı? Ya çok da demek ki iyi bir Sherlock iktidar olsayız ya, ama iktidar olunca yapmak üzere alamıyoruz. Ya, %90 reddediliyor. İktidar olunca yapmak için notlarımızı alıyoruz. Kaynak bulmak için paralarını veriyoruz. Somali'ye gider. 30 bin lira. İyi günler muhtarım. Var ya, biz geldik muhatap. Ben de sana değil. İktidardan muhatap. İnşallah yakında iktidar olacağız. Ben şimdiden yazıyorum. Tamam. Sana bir haber dinleyeyim ya. Sabahattin. Sebahattin abi dediklerini ya, bir kadar olunca yapalım diye geliyorum buraya. Biz o bildiğiniz bakanlardan olsun inşallah. Bir kadar olduğumuz zaman bir kadar bir problemleri kendimize dert edeceğiz. Valla ben televizyon açma haber dinlemiyorum. Daha iyi gezer. Sen bana otur ki öyle dinle de ben çıkıyorum. Oralarda bizi kaçırmalar. Doktorsuz hastaneye ilgili hava yapıyor. Evet, şimdi ben Çarkkara Ağacı problemlerine meclise önergeler verdim. Sadece bir desteklenip türü teşekkür ederim. Bugüne kadar ki vermiş olduğumuz önergelerde gerek iktidar partimizin bize yapmış olduğu ve göndermiş olduğu yazılarda dere ıslah çalışmalarında bir sonuca ulaşmış durumdayız. İnşallah devrini sağladık. Kapalı devre sulama sisteminde sağ olun gene sizin büyük bir desteğiniz oldu. Bu desteğe istinaden işi yapmak değil, biraz daha yokuşa sürmek istediler. Maalesef biz vazgeçtik. Kapalı devre sisteminden vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü göndermiş olduğunuz şeyde planda DS'den gelen arkadaşlarımızın Yukarı Dine'yi 5 yıl susuzlukla denetlemeleri bize öngör oldu. Ben ne anladım? Buradan al, buradan ver. Öyle bir şey olabilir. İşte barajın 1978 yılında yapıldığı, 78 yılından bugüne kadar da elverişsiz meydana geldiğini beyan ettiler. Bundan dolayı... 78'den beri el değmemiş. Buyurun yani. Bunu da dedi, kapalı devre ve sulama, yani damlama sulama sistemini kurabilmek için dedi. Baraja en aşağı bize vermeyi, yani su vermeyeceğiz dedikleri yıl 3 yıl. 3 yıl zaten bu bölgeye su vermedikleri zaman. Ne kadar?
Allah rahmet eylesin. Hepimizi zaten götürüp gömebilirsiniz. Yani sıkıntımız yok. Bu yokken bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'ne yayan bir adamın yanında benim ömrümün faydalı kısmı geçti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olur. Yokken kupkuru toprakları her yeri suluyorsun da her yere fabrika derdi demiren, her eve sokulan çeşme fabrikadır diye. Ondan sonra da şimdi mevcut sistemi kapalıya 3 yıl susuz bırakacağız. Kapalı devremi diğer taraftan meyve kiraz alım noktası olarak arkadaşlara taleplerimiz biz de aynı şekilde sizin sayenizde ilettiğimiz gibi onlara da ilettik. Bize gelen yazılarında arkadaşlarımız sağ olsunlar. Plan bütçe desteği plan bütçe desteğine göre hareket edeceklerini. Yani bu da demektir ki olur da bir kenarda köşede cepte cüzdanın köşesinde 5 lira kalırsa bize iyi kötü yaparlar yani olacak. Böyle bir şey görüyoruz. Onun haricinde vermiş olduğumuz önergelerde yani zoraki bir hareket ediyoruz. Yani sizden isteğimiz daha çok dile getirmeniz. Yani kırsaldaki yanlış olmasın. Bilmiyorum zamanında öyle derlerdi. Bir memlekette çiftçi bitmişse ekmek bitmiştir ya. Yani ekmek bitmiştir. Biz zaten çiftçiyiz hepimiz. Buradaki hepimiz üreticiyiz. Üreticimiz bittikten sonra hani yanlış olmasın. Üretim biterse ekonomi biter. Ekonomiye hiçbir desteğimiz olmuyor. Ha bundan mı? Benim sizlerden isteğim. Daha sık. Yani gündeme getirmeniz. Derin ıslah çalışmalarını biz tabii ki takip ediyoruz. Hani sürekli gidip geliyoruz. Koşturuyoruz ama ne kadar olsa gündemde biraz daha tuttuk mu tabiri caizse taşı biraz vurursak sağından solundan ses daha çok çıkıyor. Bu da bize yetiyor zaten. Aşağıdan bizimle mücadele etmemiz. Şimdi onları getiririz. Başka problem var mı? Ya şimdi mesela bunu... Siz söyleyin ya. Gezdirelim mi çok? Şurada bir yolumuz var. Sayın Vekilim özellikle. Akbayır yolu. Hayır Akbayır yolu değil. Normal yolumuz. İlçeye 14 kilometre. Yani ilçemizin ikinci bağlantı yolu. Vermiş olduğumuz 13. dilekçesi. Vermiş olduğumuz 13. dilekçesi. Özel idareye. Asfaltlanma programına alınması için. Özel idare karayollarını şutluyor. Karayolları da özel idareye şutluyor. Birinin envanterinde gözükmüyor. Yolun normaldeki buraya açan tabelalarını çakan özel idare. Onun da sorumluluğundayız. Yani yanlış olmasın hala tabelalar duruyor. Ama şu anda burası arazi yolu olarak gözüküyor. Sen envanter açıp grader gönderiyorsun, dozer gönderiyorsun. Ortalaması 4 ayda sonuca bağlıyorsun. Bir defa asfaltlamasını yapıyorsun. Ondan sonra bakımlarını kesiyorsun. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Güzel bir şey.